Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sandalyemizi tamir edeceğiz. Şöyle göstereyim. Bakın şuradan çıkma var şuradan. Böyle çakıyoruz ama hiçbir şey ifade etmiyor. Aynı şekilde burada da gördüğünüz gibi oynuyor. Bakın. Şu tarafa iyi bakın. Aynı şekilde burası da çıkmış vaziyette. Ve şimdi ilk yapacağımız şey şu vidaları şuralardan çakmak olacak. Onun için buradan delik açacağız. Şöyle yapalım. Buradan daha iyi gözüküyor herhalde. Geneli tutturmak lazım veya işkenceyle ama şu an olmadığı için şöyle. Onluk uçuşu bu arada. Onluk bir uçuş bu. Evet. Gözüküyordur inşallah. Bu arada burası YouTube stüdyosu şu an. İlk videomuzu çekmiş oluyoruz. Evet. Bakalım. Oluyor mu? Oluyor ama biraz içinde çapak kaldı. Onları şöyle bir çıkartalım. Vidamızı daha ileri ittirmemiz lazım. Evet, şu an olduğu gibi. Özellikle de böyle boş bıraktım. Düdüğümüz yok çünkü. Onun yerine çubuk kullanacağız. Şimdi orayı 10'luk açtık, vida 8'lik veya 9'luk. Fakat 10'luk açmamızın bir nedeni vardı. Şu çubukları şöyle geçiriyoruz. Fazlalıklarını kırıyoruz. Ve bu vidamızı şöyle ortadan bir yerden çok oldu. 3 tane çubuk koyuyoruz. Evet. Ve vidamızı çevirmeye başlıyoruz. Niye çeviriyoruz? Çünkü yol açması lazım, diş açması lazım. Bunu şöyle pense yardımıyla yapacağız. Sıkıştırıp. Evet. Çok sertleşerek gidecek. Yüzün yetmediğinde. Şöyle.
Şu bir nevi tutucu olarak görev yapacak burada. Görüyorsunuz. Elimizle ittirebiliyoruz. Şimdi buradan stikleri şöyle çakacağız. Evet. Daha sıkışması için. Boşluk kalmaması lazım. Sonuçta dişli şu an yarı yarıya oturdu. Başka gitmiyor zaten. Bol olması hem iyi hem kötü. Bakın kafasına denk geldiği için hem ittiriyor hem çeviriyor. Dikkat ettiyseniz. Hem ittiriyor hem çeviriyor. Ben de kaçmasın diye tutuyorum. Sıkı sıkı olsun, çıkmasın. Ahşap sandalyeleri genelde tutkal ile yaparlar. İşkenceyle tuttururlar. Ve biz orijinali bozmadan yapalım dedik. Şu an son raddeye geldik. Bunu sıkarsak süper olacak. Evet, çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle biraz daha sıkıyoruz. Ne gevşek oldu, ne sıkı oldu gördüğünüz gibi. Bakın, esneme sıfır şu an. Tam ortadan geçirdik. Bakın, yakından göstereyim. Tam ortadan geçirdik. Şuradan, şöyle göstereyim. Hoppa. Şöyle oldu. Yarı yarıya. Dişli olan kısım burada. Gördüğünüz gibi sağlam oldu. Şimdi diğerlerine geçelim.
Chopstick'leri böyle sokuyoruz arkadaşlar, bakın. Yol açsın diye içine. Şöyle göstereyim. Ve buraya tam ortasına şöyle midayı geçiriyoruz. Bakın. Hafiften vurduruyoruz fakat şey yapmıyoruz. Çevirme yapacağız. Baştan elimizle sıkılaştıkça pens yardımıyla, anahtar yardımıyla şunları buradan koparalım, fazla gelecek. Sıkıyoruz arkadaşlar. Başka bir şey yapmıyoruz. İçinde ahşap olduğu için sıkışıyor zaten. Doğru deliklenmek lazım. Eğer yamuk delerseniz olmaz. Yanlardan patlar çıkar. Ve çakmaya çalışırsanız gene olmaz. Son raddeye kadar sıkın. Evet. Bu şekilde. Kusura bakmayın, içerisi çok sıcak. Terliyorum. Gördüğünüz gibi. Bakın. Oynama hiçbir şey yok. Arkadaki şöyle, buradan da deneyeceğiz.
şuradan şöyle delinecek. Mantık bu arkadaşlar. Bu vidalarda almadık bu vidaları. Bu vidalar çamaşır makinesini sabitleme vidaları. Size kurarken çamaşır makinesini bunları bir köşede saklayın derler. Para verip almadık yani. Bu şekilde daha fazla uzatmayayım videoyu. En son halinde göstereceğim size. Evet arkadaşlar. Sağ, sol, ön bunlar. Sağ arka, sol arka. Bu şekilde sapasağlam oldu. Gayet kullanışlı bir sandalye oldu. Hepinize iyi günler.